Amt, alemlerin Rabbi olan Allah'a salatü selam Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de sizler üzerine olsun. Kendimizi ve dış dünyamızı varlığımızın başlangıcından itibaren tanıyacağız inşallah. Rabbimizin ayetlerinden Rabbimizin Efendimiz'e vahyettiği bilgilerden. Önce tekrar konumumuzu tespit edelim. Dünyadayız. Biz insanlar dünyadayız. Çevremiz yıldızlarla kaplı birinci sema. Bizi kuşatmış. Ay ve güneş var. İki, üç, dört, beş, altı ve yedinci semalar birbirlerini kuşatarak devam ediyor yedi kat semayı ve bizi dünyayı kürsüye kaplamış. Kürsi de arş. Rabbimiz Teala arşa istiva etmiştir. İşleri düzenleyen odur. Yaratan ve bütün hayata hakim, egemen güç de o. Bu alemin oluşumu önce gökler ve yer, yedi kat sema olmadan, ve yerde bu hale gelmeden beraberdi. Önce bir parça dünya var edildi dört günde. Sonra gökler yedi kat olarak yine duman halindeki semadan oluşturuldu. Ve dünya yaşanır hale geldi. Dağları var, ovaları var, ırmakları var, hayvanları var, bitkileri var. Yani azıkları var, bereketler var. Bizden önce akıl sahibi olarak yaratılan varlıklar önce melekler, sonra cinler ve sıra bizde dünyanın efendisi denilebilecek özellikteki insanlıkta ve insanlığın yaratılması Allah tarafından irade edilirken önce Rabbimiz Teala konuyu melekleri açar. Meleklerin bir itirazı var Allah'ın sözüne karşılık. Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım der. Ama melekler kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi yaratacaksın derken bu yaratacağın varlık sana tam kul olamaz ya Rabbi. Biz seni hamd ile tesbih eder ve seni överiz derler. Allah sizin bilmediklerinizi ben bilirim der. Adem'i yani insanlığı ve ilk beşeri yaratmak istediği zaman önce topraktan bedenini oluşturur. Sonra aşamalar, devreler geçtikten sonra o topraktan oluşan bedenle onun için var etmiş olduğu ruhu birleştirir ve Adem yani beşer yani insan ayağa kalkar. Ve Adem bilgilenmiştir Allah tarafından. Yani bilgilendirilmiş. Melekler Adem'e secde emrini alır almaz secde etmişler. İblis Adem'in varlığını onaylamamış, secde etmemiş. Böylece Adem'in, insanın, beşerin yardımcısı konumunda melekler, karşıt, saptırıcı konumunda ise şeytanlar, özellikle iblis yerini almış. Atamız Adem'in yanı başında Havva ondan yaratılmış. Erkek ve kadın cinsi de böylece insanlığı tamamlamış. Cennete girmişler. Cennete sürekli kalmak için değildi. Bu geçici bir dönem içindi. Çünkü Allahu Teala yeryüzü için yaratmıştı insanı önce. Sonra cennet ve cehennem. İblisin de ivasıyla ve kandırmasıyla, yeminiyle atamız ve anamız yasaklanan ağaca yaklaşmış ve yeryüzüne inme sebebini işlemişler. O ana kadar elbiseliler, iradeleri var, özgürlük, seçim hakkı kendilerinde mevcut ve tesettürlüler, kapalılar, o yasak ağaca yaklaşır yaklaşmaz elbiselerinden soyunurlar ve ilk hata onları bu hale getirir. Hemen cennet yapraklarından elbiseler yaparlar, tekrar örtünürler. Allah'a yalvarıp yakarırlar günahlarından sonra. İblisin aksine iblis günaha sahip çıkmamış, suçu Allah'a yüklemişti ve tevbe etmemişti. Ama atamız ve anamız tevbe ederek Rablerine daha da yaklaşmayı hedeflemişlerdi. Yeryüzüne indiler. Hayat yeryüzünde artık başlamıştı. Allah Adem'i halife olarak yaratmıştı. Yeryüzünde Allah adına yaşayacaktı Adem ve Havva ve onun çocukları. Ve Rabbimiz Teala atamız Adem'i Seylan Adası'na, Havva anamızı da Cidde'ye indirir. Ve ikisi uzun dönemlerden sonra gerçekten o dönem e, çok garip bir dönem hem günahkar olarak yeryüzüne inmişler bir hatadan dolayı ve hem de cennet gibi bir yurttan dünya gibi bir yurda gelmek de kolay değildi. O dönemi sıkıntılarla atlattılar. Gözyaşları, tövbe, istiğfar ve Arafat'ta belki Arafa günü Cebelur Rahme'de Allah'ın izniyle birleştiler ve dünya hayatı orada başladı. Ve çocukları oldu onların. Rabbim onlara lütfetti ve çocuklarına da Adem atamızı peygamber seçti. Ve böylece insanlık tarihi, beşeriyetin tarihi ve peygamberliğin tarihi, İslam'ın tarihi, Müslümanların tarihi Ademle Havva ile başlamış olduğu yeryüzünde. İslam, Müslüman Adem ve Havva atamız ve anamız, ilk insan ve ilk beşer, ilk kadın ve ilk erkek ve dünya hayatı ve oğullarına peygamber, kendisine Rabbim on sayfa verdi. Onu şereflendirdi peygamber seçerek. Onu şereflendirdi ona bilgisinden aktararak. Zaten konuşma yeteneği var, bilgisi var, alemi tanıyor ve tesettürlü, örtülü ve yeryüzünde yaratılan cinler meleklerden cinlerden sonra yeryüzünü kendisine emanet edildiği o büyük şahsiyet. Allahu Teala'nın bir anlamda yeryüzünde temsilcisi, onun adına yeryüzünde hayat yaşayacak insan örneği. Oğullarından ikisinin arasında bir kavga olur, bir kurban olayı. Birinin kurbanını kabul eder Rabbim, diğerinin kabul etmez. Kurbanı kabul edilmeyen, kurbanı kabul edileni öldürür. Ve husrandadır artık, kayıptadır ne yapacağını bilemez. Ve üstelik kardeşini öldürdükten sonra çünkü ana var, baba var, diğer kardeşler var, gizlemek isteyecek. Onu da beceremez. Rabbimiz Teala Adem Aleyhisselam'ı bilgilendiren, insana bilgi veren Allah yeni baştan bilgi yollarını indirmeye devam eder ve bir karga gönderir. Ölü bir kargayı yere eşeleyip gömen bir kargayı gönderir Rabbim. Ve Adem'in oğullarından biri ki o kardeşini öldürmüştü işte yani Kabil, o kargayı görür, eyvah der. Tuh bana, akılda karga kadar bile olamamışım der. Karka'nın öğrettiği mezar kazma sanatından sonra hemen bir mezar kazar ve kardeşini de oraya gömer. Böylece insanlık için ilk ihtiyacı olan elbisenin dikimi ya da elbisenin yapımı cennette hemen atamız ve anamız tarafından gerçekleşirken bilgi zaten var ve sanatlar yavaş yavaş vahiy Allah-u Teala tarafından bildirilecek ve işte mezar kazma sanatını da Rabbimiz böylece karka ile öğretmiş olacaktı. Gerçekten Rabbimiz Teala insanlara hiçbir şey öğretmeseydi insanlar hiçbir şey bilemezdi. Sadece kan dökmek ve bozgunculuk yani zulüm ve sömürü. Ve ilk dönem insanlık tarihinin ilk dönemi yani ilk kısa dönemi tek bir ümmet olarak devam edecek. Adem'in oğullarından Şit Aleyhisselam, Kur'an'da ismi geçmiyor ama hadislerden öğreniyoruz. Ona Rabbimiz 50 sayfelik yine bir vahiy indiriyor. O da yine peygamberdir. Sonra İdris Aleyhisselam o da bir peygamber ve ona da 30 sayfelik bir vahiy bilgi indiriyor. Ve bu dönem Adem, Şit, İdris Aleyhisselamlar dönemi ve oğulları dönemi Kâne nâsi ummeten vahide insanlığın ilk dönemidir. Müslüman bir dönem. Bu tarafta burada isyan Kabil'de var. Küfür İblis'te var. Daha insanlık tarihinde Müslümanların karşısında kafirce bir duruşu gösteren kimse yok. İşte bu dönem biter ve Nuh Aleyhisselam dönemine gelirken biz dünya insanlık yeni bir dünya ile tanışmış oluyor. Bu yeni dünya İslam'ın dışındaki bir dünya. Yani kafir bir dünya inkarcı, Allah'a ortak koşan bir dünya. O döneme kadar Allahu Teala kafirlerden, müşriklerden bahsetmiyor Kur'an'da. Ama ne zaman ki Nuh dönemine geldik ve insanlık tarihi Nuh Aleyhisselam'a ulaştı. işte o gün karşımızda İslami çizgiyi devam ettiren bir toplum, peygamber ve bir toplum varken kafirce çizgiyi devam ettiren bir toplumda yerini almış oluyordu. Şimdi biz Gezintiye devam edelim yeryüzünde. Özellikle Allah'ın ayetleri doğrultusunda. Çünkü Kur'an'da ne kadar e, beraberliğimiz olursa, Kur'an'ı ne kadar iyi bilirsek dünyadaki gezintimizde o kadar doğru olur. Ve her şeyi yerli yerince oturtmuş oluruz. Şimdi e, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin son noktalandığı konuma göre ki gemiyle de daha tanışmadı insanlar, Önce belki söylemiş oldum, Mezopotamya'da yaşıyor Nuh Aleyhisselam ve kavmi Müslüman değil. Kavminin kabul ettiği din daha önce ölmüş gitmiş insanların tanrılaştırılması şeklindedir. Biz bunu Nuh suresinde buluyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim, Nuh Aleyhisselamla ilgili bir sure var, Nuh suresi. Ayrıca Nuh Aleyhisselamla bilgi önce önce Ali İmran'da bir ayetle başlayıp Araf, Hud, Şuara surelerinde geniş bir şekilde Kamer surelerinde geniş bir şekilde bahsedildiği gibi hemen hemen birçok surede de gündeme gelmiş. Ve Rabbimiz Teala Ali İmran suresinde İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'an ve Ale İbrahim'e ve Ali İmran alel âl alemin ayetindeki ayet Ali İmran 33 Adem'i, Nuh'u İbrahim ailesini ve İmran ailesini bu dünya insanlığı arasında ayrıcalıklı seçtiğini ifade ediyor. Yani Adem seçilmiş peygamber, Nuh aleyhisselam seçilmiş bir peygamber, İbrahim ailesi ki gelecek inşallahü teala anlatacağız Rabbimin izniyle ve İmran ailesi de o da gündeme gelecek, onlar da seçilmiş aileler. Ve Nuh aleyhisselamla ilgili bilgileri biz öncelikle Nuh suresinde, Hud suresinde, Arap suresinde, şu Şuara suresinde, Kamer suresinde, Müminun suresinde gündeme getireceğiz. Ve işte ilk olarak kavmin konumunu tespit edelim. Kavmin ismi Allah'ın dilinde kitabında Nuh kavmidir. Yaşadığı bölge Kur'an net bildirmiyor ama sona göre Mezopotamya diyebileceğiz. Kavmin bir özelliği daha önce ölmüş gitmiş kimseleri yani babalarından, atalarından, dedelerinden, nenelerinden e, salih insanları tanrılaştırmışlar. E, onu da biz e, şu ayet-i kerimeden öğreniyoruz Nuh suresinde ki Nuh aleyhisselam onları İslam'a davet ettiği zaman e, kavmin ileri gelenleri dediler ki e, halk kesimine bırakmayın tanrılarınızı dediler. İlahlarınızı bırakmayın. Ne yapıyorsunuz? O tanrılar bırakılmaz diyerek onları kendi dinlerinde tutmaya çalışıyorlardı ve diyorlardı ki ve kalu dediler ki Nuh suresi ayet 23 la tezerunne alihetekum ve la tezerunne bedden ve la suan ve la ve yauka ve nesra ilahlarınızı terk etmeyin beddi terk etmeyin suva'ı yavusu da terk etmeyin yavuku da nesri de diyerek kendilerince tanrılaştırdıkları o beş şahsiyetin tanrısallığı doğrultusunda bir hayat sürmeye başladılar. Bu şu anlama geliyordu. Daha Adem, Şit, İdris döneminden fazla bir zaman geçmemişti ama insanlık ilk sapmasını böylece gerçekleştiriyordu. Tanrı ilah Allah değildir diyorlardı. Tanrı ilah insandır diyorlardı. Çünkü ölmüş gitmiş o babalarından, dedelerinden, atalarından hiçbir nefes, soluk gelmiyordu. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demiyorlardı. Ama o kavme egemen olan güçler işte Tanrınız artık bundan sonra Ved, Süva, Yavuz, Yauk ve Nesir diyorlardı. Halkı da bu Tanrılara evet demeye zorluyorlardı. Hayat işte yanlış da böyle başlamıştı ve Allah o topluma Nuh Aleyhisselam'ı peygamber gönderdi. Nuh Aleyhisselam onları İslam'a davet etti. Daveti bütün surelerde gündeme gelir. Biraz önceki söylediğim ama ben en uzun şekliyle anlatılan Hud suresindeki Nuh bilgisinden hareketle e, ifade etmeye çalışayım. Dedi ki Nuh artık Allah'a ilahlığı vermeyen, Allah'a tapınmayan toplumuna ey toplumum dedi, ey kavmim yalnız Allah'a tapının, Allah'tan başka kimseye tapınmayın. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Eğer Allah'a tapınmaya dönmezseniz büyük bir azabın, acıklı bir azabın gelmesiyle siz helak olursunuz, kaybedersiniz diyordu. Buna karşılık toplumun ileri gelenleri dediler ki sen bizim gibi bir insansın. Dolayısıyla senin bizden bir üstünlüğün yok. Üstelik sana iman edenler de toplumun en zayıfları. Çok garip bir değerlendirme. Bu peygamberin yani örnek şahsiyetin bir insan olmasını kabul edemeyen Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Beşerin o ilk yanlışa giden tarafı, insanları çok rahat bir şekilde kendi cinsinden olan insanlığı Tanrı olarak kabul edebiliyor ve ona tanrısal yetkiler verebiliyorlardı. Razzak insandı onlara göre. E, yol gösteren onlardı. İnsandı onlara göre. E, güç ve kuvvet sahibi hatta yaratan, hatta öldüren insan varlığıydı. Dolayısıyla bu alemdeki hayatı düzenleme etkisi de insanın diyorlardı ama Allah bir peygamber seçiyordu. O peygamberi kabul edemiyorlardı. Ve bir de e, peygamber Aleyhisselam'a gariplerin Müslüman ol tes, gelip de Müslüman olmalarını da pek şey görmediler. Öyle kendilerinin ekonomik güçleri vardı. Siyasi güç onlardaydı. E, dünyada bir onlar vardı. E, Nuh Aleyhisselam ise İslam'a davet ederken onlar bir tarafta 3-5 garip Müslüman, onların diliyle en rezil kimseler, ayak takımı Müslüman olmuştu ve bunu da kabullenemiyorlardı. Ve hem bizim üzerimize senin üstünlüğün yok ki paraysa bizde, güçse bizde, dünyaysa bizde. Kavim kabile topluluğu ise o da bizde, sende ne var?" diyorlardı Nuh aleyhisselam'a. Nuh aleyhisselam dedi ki, "Gördünüz ya ben Rabbimden bir beyine üzereyim. Rabbim beni peygamber seçti ve bana fazlından, lütfundan, rahmetinden verdi. Ama siz körlüğü seçiyorsanız ve kabul etmiyorsanız ben ne yapayım? Ey kavmim dedi. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Ben sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim, malım, isteklerim, arzularım sadece Allah'a ait diyerek çok önemli bir konuda kendi özelliğini ifade ediyordu. Bunun bir başka ifade şekli ise Şuara suresinde ben oradaki ayetlerle dilerseniz size onu gündeme getireyim. Dedi ki Nuh aleyhisselam kavmine ve bütün peygamberler aynı şeyleri söylemişlerdi. Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam hepsi aynı şeyleri söylemişlerdi. Ve işte... Nuh Aleyhisselam'ın sözleri ve diğer peygamberlerin sözleri. İnşallah yeri geldikçe gündeme getireceğiz. Tarihi sırada gezintimiz Hud Aleyhisselam'ın ülkesine, Salih Aleyhisselam'ın ülkesine ulaştığı zaman da. elatet tettegûn, müttakiler olmaz mısınız? dedi Nuh Aleyhisselam. Ben size güvenilir bir elçiyim. Güvenilir. İnni leküm rasulün emin. Yani ihanet yok peygamberlerde. Rabbimiz mümin. Elçisi Cibril Meleklerden elçisi Cibril, Cibril emin, güvenilir ve peygamber aleyhisselamların da hepsi emindir, güvenilirdir. Yani dünya çıkarları için çıkmamıştır, insanları sömürmek için çıkmamıştır, insanların kadınlarına sahip olmak için çıkmamıştır, altın, gümüş, servet benim olsun diye çıkmamışlardır peygamberler. Sadece istekleri insanları Allah'a davet etmek ve bu dünya hayatını güzelce yaşayıp hakça yaşayıp sonra da cennete gitmek insanların için istedikleri buydu ve Allah için yaşayın ve bana itaat edin derlerken tekrar bir özelliklerini daha söylediler. Kendilerine itaat özellikleri de var şüphesiz peygamberlerin. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Evet peygambere itaat edilecek. Ama bu itaat bütün halkın, servetinin, malının, mülkünün, kadınlarının, güzellerinin ona boyun eğmesi, onun hizmetinde olması demek değildir. Allah'ın istediği bir hayatı birlikte yaşayacaklar. Ve peygamber aleyhisselamlar ben sizden ücret istemiyorum benim ücretim alemler Rabbi olan Allah'tandır diyordu. Yani tabir şuydu ve ma eselüküm aleyhi necir ecir in ecre illa ala rabbil ale. Ve tekrar takvaya çağırdı ve tekrar kendisine itaata çağırdı. Ve istediler ki kavmi bütün bunlara rağmen bu kadar özverili, bu kadar fedakar bir özellik var ve olmaz dediler. Olmaz. Biz kabul etmiyoruz seni ve sen yanında o zayıf Güçsüz kimseler oldukça zaten sana iman etmeyiz dediler. Nuh Aleyhisselam buna karşılık ben bu zayıf, garip dediğiniz kimseleri kovacak değilim. Öyle toplumun bütün elit kesimi, aristokrat kesimi, asil kesimi, yüksek sınıftan olanlar bir tarafta, Nuh Aleyhisselam ve garipler bir tarafta. Bunu kabul edemediler. Hem Allah hem Peygamber hem üstünlük, yücelik hem de en gariplerde bu olmaz dediler. Halbuki... Onlar da Müslüman verseler Allah'ın şerefine onlar da ortak olacaklardı. Ben kovamam onları dedi Nuh Aleyhisselam. Teklif ettiler kov onları yanından. Dedi onların hesabı Allah'a benim de hesabım Allah'a. Aynı olayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da da görüyoruz. Aynı teklif ona da geldi. Yeri gelince inşallah ayetlerde onu da okuyacağız öğreneceğiz. Hem onları kovarsam Allah'ın cezası bana gelirse ben ne yaparım dedi Nuh Aleyhisselam. Aklınızı başınıza almaz mısınız? Ayrıca Bakınız dedi, ben demiyorum ki Allah'ın hazineleri benim yanımda. Yani ben zenginim, Müslüman olursanız dünyanın en zengini olacaksınız falan demiyorum. Ve ben demiyorum ki kaybı biliyorum. Yani iman ederseniz, Müslüman olursanız geleceğinizle ilgili, çoluk çocuğunuzun geleceğiyle ilgili bütün bilgiler de sunacağım demiyorum. Ve başka kaybı bilgiler de biliyorum demiyorum. Ve ben ve ben yine kendimin bir melek olduğunu söylemiyorum. Ben bir beşerim, ben bir insanım. Sizin gibi bir insan. Aynı özelliklerde ama farkım Allah beni seçmiş. Bana vahyini bilgisini aktarmış. O bilgisiyle ben sizi İslam'a davet ediyor ve imana davet ediyorum. Ve bu dünya hayatı içinde bu gariplerin mi ve diğerlerinin mi kimin daha hayırlı olduğunu zaten Allah bilir. Yani sizin gözünüzde küçük görülen, görülenlerin Allah tarafından küçük görülmediğinde size söyleyebilirim diyordu. Nuh Aleyhisselam'a dediler ki, ey Nuh sen çok tartıştın bizimle. Uzattın bu şeyleri. Bir de azat diyordun ya getir bakalım bu azabı, görelim. Öyle ya, ilk davet ettiği gün dedi ki Allah'a ibadet edin, sizin için Allah'tan başka bir ilah bilmiyorum. Eğer kabul etmezseniz Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamazsanız, bir günün azabı gelirse, büyük bir günün azabı ya da acıklı bir günün azabı, helak olursunuz gidersiniz diyordu. Bir gün bunu söyledi, bir sene bunu söyledi, 10 sene bunu söyledi, yüz sene bunu söyledi, 200, 300, 400, 500 sene bunu söyledi, 800, 900 sene bunu söyledi. Hala Nuh bu sözü söylemeye devam ediyor, onlar direniyor. Gerçekten hem Nuh ve Müslümanlar açısından hem de kafirler açısından gerçekten korkunç bir deneme. Nuh ve Müslümanlar Allah'ın azabının geleceğine inanıyorlar, Müslümanların sayısı en fazla ihtimal 80 kişi. Daha da az rivayetler var. Kafirler azgınlaştıkça azgınlaşmış. 800-900 senelik bir saltanatları var. Ve Nuh Aleyhisselam ve Müslümanlar yine matematik hesaba göre hala güçsüzler. Ve ki Nuh Aleyhisselam şehit olarak öldürülen peygamberlerin dışında en fazla eziyet ve işkence gören bir özelliğe sahip ve nihayet toplumu kaderi bilen Allah dedi ki Nuh aleyhisselama kavminden artık şimdiye kadar inananların dışında kimse inanmayacak. Nuh aleyhisselam Nuh suresinden öğrendiğimiz bir ayette diyor ki ya Rabbi yeryüzünde hiçbir kafiri bırakma. Artık Allah'ın karar verme anı geldi. Hakem Allah acaba hükmünü neyle verecek? dedi ki Nuh aleyhisselama bizim gözetimimizde ve bizim bilgimizde bir gemi yap. Gemi emrini verdi. Daha önce ilk insan, ilk beşer, ilk peygamber insanlığın atası Adem aleyhisselamı bilgiyle şereflendiren Allah Adem ve Havva'ya tesettürlü olmayı ve örtünmeyi öğreten Allah ve elbiseyi bildiren Allah, Kabil'e mezar kazma sanatını bir karga ile öğreten Allah, insanlık için gerekli olan bir gemiyi de artık denizin üzerinde onları taşıyacak bir aracı da Nuh Aleyhisselam'la birlikte insanlığa hediye edecekti. O ana kadar insanlarda gemi bilinci, bilgisi yok. Böyle bir şey yapabilecek güçleri de yok. Çünkü bütün sanatların bir anlamda esasının gün yüzüne çıkması Allah'ın bilgisiyledir, vahiyledir. Rabbimiz Teala öğretmiştir insanlara ve insanlar böylece bir şeyler öğrenebilmişlerdir. İşte gemi emrinde de böyle. Vasnail fulke bi ayunina ve vahine. Plan proje de Allah'a ait, ustalık da Allah'a ait ve Nuh Aleyhisselam gemi yapmaya başladı. Zalimler hakkında benden bir şey isteme dedi. Yani biraz sonra bir olay yaşayacak insanlık ve bu yaşanan olay bir insanın hele hele bir peygamberin merhametli olan bir peygamberin kabul edeceği cinsten değil. Ama Allah'ın emri olunca da ona boyun emekten başka çare yoktu ve Nuh Aleyhisselam da boyun eğecekti Allah'ın emrine. Gemi yapmaya başlayınca tekrar toplum Nuh kavmi Nuh Aleyhisselam'la alay etmeye başladılar. Peygamberliği bıraktın da marangozluğa başladın filan diye. İşte gemi yapıyorum dediği zaman da bu karada nasıl yüzdüreceksin bunu falan da demeye başladılar. Nuh Aleyhisselam da siz alay edin bakalım. Şimdi benimle bir an gelir ben de sizinle alay ederim diyerek onları tehdit etmeye başladı. Azap geldiği zaman göreceksiniz o azap sizi helak ederken göreceksiniz. Kim sonunda kazançlıymış ve kim galipmiş. Geminin yapımı tamamlandı. Yıl 950'ye ulaştı. 950 yıl. 949. yıl Nuh Aleyhisselam'ın kavmi dünyanın en uzun ömürlü bir devleti olarak, dünyanın en uzun ömürlü halkları olarak, Peygamber Nuh Aleyhisselam'a karşı dirençleri, dolayısıyla Allah'a dirençleri zirvede ve 949 yıl galipler asla bir yenilgi görmemişler ve şimdi 950. seneye gelindi ve gemi hazır ve Allah'ın Nuh Aleyhisselam'a emri şu. Emrimiz geldi de yerden sular fışkırmaya başladı mı? Gökten sular inmeye başladı mı? Sen iman edenleri gemiye al. Her hayvandan da bir çift yine gemiye al. Çoluk çocuğundan, gelinlerinden, torunlarından da Müslüman olanları al ve bunun dışında kimse gemiye binmeyecek. Zaten ona iman eden çok az bir kimse vardı. Ve binişiniz Allah adıyla olsun dedi Rabbim. Bismillah ve geminin akışı da, geminin duruşu da yine Allah adına olacak. Allah gafurdur, rahimdir. Bunu Nuh Aleyhisselam Müslümanlara da söyledi. Onlar da Bismillah Allah adına bindiler gemiye. Ve yerden su fışkırmaya başladı, büngüldemeye başladı diyelim ya da daha Türkçe ne güzel olur. Pınarlar sularını dışarıya atmaya başladı gökten su inmeye başladı. Kamer suresinde diyor ki, Feltekal ve ala emrin katkudir. Gökten inen suyla yerden yükselen su Allah'ın takdiriyle birleşti. Sanki yerde su o kadar çoğaldı ki bulutlara kadar ulaştı. Ve halatlar çivilerle yapılmış ve Allah'ın Allah'ın gözetiminde Allah'ın ustalığıyla yapılmış geminin içinde Müslümanlar var. Dağlar gibi dalgalar arasında tufan öyle büyüdü ki dağlar gibi dalgalar hayalinizi genişletin. Okyanuslarda yolculuk yapanlar oraları düşünsünler ya da herhangi bir deniz yolculuğunu hayal edin. Ve ama dağlar gibi dalgalar yukarıda olduğu zaman gemi aşağısı korkunç bir uçurum ve yerde olduğu zaman yer dediğim yani iki dalga arasında olduğu zaman ise etraf birleşiverse hiçbir şey kalmayacak. Yani çok basit bir o andaki hayat ama Rabbim o gemiye ki kendi gözetiminde yaptırmıştı o gemiyi öyle bir sağlamlık verdi ki ve yasa böyleydi zaten gemide olanlar kurtulacaktı. Dağlar gibi dalgalar arasında Allah'ın yardımıyla Nuh Aleyhisselam ve Müslümanlar selametle yolculuğa başlarlarken hemen daha her tarafı kuşatmamış bir konumda idi ortam. Ona dedi ki, ey oğul cazım gel, bak yaklaştı, sana da yaklaştı gel gemiye bin Müslüman ol. O dedi ki ben bilmiyorum, ben dağlara çıkarım dağlar beni korur. Aklına bilgisine güvendi, gücüne kuvvetine güvendi ve Nuh Aleyhisselam'a evet demedi oğullarından bir tanesi. Dedi ki Nuh Aleyhisselam, ey olcağızım bugün la el yevme Emrille men rahim. Allah'ın acıdıklarının dışında bugün kimsenin kurtulması mümkün değil. Ve insanlığın kurtulanları ve kıyamete kadar bütün insanlığın ataları konumunda olan Hazreti Adem ve Havva'dan sonra ikinci ataları konumunda olan Müslümanlar gemide oğul gelmemiş ve Müslüman olan oğullar ve gelinler içeride ve Nuh Aleyhisselam'ın yine bir hanımı vardı o da Müslüman değildi. Bütün dünya artık tufanla yok oluyordu. O gün dünyada ne kadar insan varsa hepsine Rabbimiz Nuh Aleyhisselam peygamber göndermişti. Biz bunu ayetlerden ve Efendimizin sözlerinden öğreniyoruz. Rabbimiz Teala diyor ki kıyamete kadar bütün insanlara Kur'an'da siz bizim gemide taşıdıklarımızın neslindensiniz. Ayrıca uzun bir mahşer hadisi var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, o mahşeri anlatıyor. Hesap başlasın diye insanlar önce Adem atamıza gidiyorlar. O ben bu konuda yetkili değilim. Gidin Nuh Aleyhisselam'a diyor. Nuh Aleyhisselam'a vardıkları zaman İnsanlar diyorlar ki ey Nuh sen Allahu Teala'nın bütün insanlara gönderdiği ilk rasulsün diyorlar ve olayın hadisle de anlatımı devam ediyor. İşte buradan da öğreniyoruz ki Nuh Aleyhisselam o günkü dünyada olan bütün insanlara peygamber gönderildi. O günkü dünyada olan bütün insanlar nerede yaşıyordu? Kur'an bize bu konuda bilgi vermiyor. Ama Fırat Dicle arası Mekke o gün Den önce Mekke'de Kabe bina edilmişti. İlk olarak Hazreti Adem döneminde işte tufanda Kabe'de yok olacaktı, yıkılacaktı. Ve bütün dünya, bütün insanlık yokluğu yaşayacak. Allah'ın verdiği hükümle yeryüzünde hiçbir insan kalmayacaktı. Sadece gemide olan Müslümanlar ve Nuh Aleyhisselam. Ve bir de hatta hayvanlar da yok olacaktı gemide olan hayvanlar tekrar yeryüzünde yeni bir hayatın başlangıcı olacaklardı. Rabbimiz Teala bu hükmünü verdi, bunu uyguladı, matematik hesaba göre, insanların akıllarına göre Nuh ve Müslümanların kazanması mümkün değildi. Yeryüzündeki ilk hak ve batıl, ilk İslam ve küfür kavgasına Allah Müslümanları bizzat yönlendirmemişti. Savaşa emir vermedi. Zaten Müslümanların savaşacak güçleri de yoktu. Sadece Müslümanlardan Müslüman kalmalarını istedi. Sonunda kendisi devreye girdi. Hükmünü kendisi verdi. Savaşa bizzat kendisi katıldı. Ve suyuyla gökten ve yerden indirdiği ve çıkarttığı su ile hakemliğini yaptı. Ve hakemliğin sonucu Yeryüzünde bütün zalimler, bütün kafirler ölürken yeryüzünde zafer Müslümanların oluyordu ve kurtuluş sadece peygamberlerle birlikte olanlara aitti. Şüphesiz bu güzel örneği Rabbimiz Teala o gün Muhammed Aleyhisselam'a ve kıyamete kadar bütün insanlara anlatırken şunu diyordu. Yeryüzünün hangi coğrafyasında, yeryüzünün hangi zaman diliminde tufanlarla karşılaşırsanız bu tufanlar, savaşlar, bu tufanlar, ekonomik tufanlar, siyasi tufanlar, aile tu tufanları, günah tufanları olabilir. Yeryüzünde nerede sıkıntılı bir ortamla karşılaşırsanız, kaptanı bir peygamber olan gemiye binin. Yani artık Muhammed Aleyhisselam'dan sonra kaptanı peygamber olan geminin kaptanı Muhammed Aleyhisselam'dır. O gemiye binin kurtulursunuz diyordu. Yeryüzündeki bütün insanlar yok olduktan sonra Rabbimiz Teala şu emri verdi gerçekten Kur'an'ın Allah sözü olduğuna da büyük dil olarak, dil olarak büyük bir kanıt ki Abbasiler döneminde bir kimse İbni Mukaffa isimli birisi Kur'an'a nazire yapıyordu kendince. Yani ben de Kur'an gibi sözler söylerim diyordu. Evi böyle yol kenarında ve pencerede dışarıya bakıyormuş. Çocuğun biri küçük bir çocuk ya ardu eki ve ya sema akli diye bir ayeti okuyup gidiyor. Şimdi benim gündeme getireceğim ayet bu. Tufan tamamlanmış, yeryüzüne insan kalmamış, Allah hükmünü vermiş. Ve sonra diyor ki ey su, ey yeryüzü suyunu çek. Ey gökyüzü suyunu tut. O adam diyor ki İbn-i bu sözü bir insan söyleyemez. Yani dağlar gibi dalgalar oluşturacak bir tufan emrine karşılık o emri veren de Allah'tı. Sonunda da diyecek ki: "Ey sema suyunu tut, bir daha yağmur indirme. Ey yer yüzü, ey arz suyunu çek. Yeryüzünde artık su tufan bitmiş olacaktır." Bunu kim söyleyebilir? Bu emri kim verebilirdi ki? Ve iş tamamlandı ve Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de Allah'ın gözetiminde, Allah'ın emriyle, plan projesiyle, Allah'ın bilgisiyle yapılan gemide o dağlar gibi dalgalar arasında Müslümanları kurtaran gemi de Allah'ın yardımıyla Cudi Dağı'na konakladı. Vestevet alel Cudi. Nihayet gemi oraya durdu. Demir attı. Cudi Dağı nerede? Biliyorsunuz Mekke'ye göre önce söyleyelim. Dünyada idik. Dünya yıldızlarla kaplı ilk semanın ortasındaydı. Dünyanın merkezi Mekke idi. İnsanlık tarihi, peygamberler tarihi, beşeriyetin tarihi de Hindistan Cidde'den sonra Mekke'de başlamıştı. Çünkü yalnız başına Adem insan değildi. Yalnız başına Havva da insan değildi Allah katında. Bu insanlığın devamı için İkisi birleşecekti insanlık varlığını böylece tamamlamış olacaktı. Ya da ise kendi başına erkek ve kadının insanlık kavgasıyla bir üstünlük yoluna gitmelerine Allah asla izin vermiyordu. Allah katında insanlığın üstünlüğü takva iledir. Kadın ya da erkek değil. ikisini de ayrı ayrı değerlendirmiyor Rabbim. Bir yarışın içine sokmuyor. İkisi birlikte insanlığı oluşturuyor. Ve Mekke'de Arafat'da Hayat başlıyordu ve Kabe'yi Rabbimiz Teala orada yapmıştı ve Rabbimiz Teala dünyanın merkezi olarak da Mekke'yi seçmişti ve dünya şehirlerinin anası olarak da Ümmülkura Mekke'yi demişti. Ve Mekke'ye göre Mekke'nin kuzey doğusunda, Mekke'nin kuzeyinde Medine, Mekke'nin daha kuzeyinde ileride, okuyacağız. Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı Hıcır bölgesi. Daha kuzeyde Şuayib Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bölge, Medyen ve Eykeleri yaşadığı bölge. Sonra Filistin, sonra Filistin'in doğusunda Filistin tam kuzeyde o güzel yurtlar, bereketli topraklar diyor Allahu Teala o topraklara. Onun doğusunda Fırat Allah Teala'nın bereketli ırmaklarından birisi Fırat, Dicle, Nil, Seyhan, Ceyhan. Fırat, Fırat'ı da doğuya doğru gidiyoruz. E, Dicle kenarında e, bugünkü Cizre, Cizre, Musul, Ninova, e, Cizre Nuh aleyhisselamla ilgili, Musul Ninova Yunus aleyhisselamla ilgili şehirler, kentler hemen yanı başında. Ve Cudi Dağı'na konakladı gemi ve Rabbimiz Teala böylece Müslümanlara ve insanlığa beşeriyete buyurun dedi yeni bir hayat. Bu arada Nuh Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi çünkü çizgi bu tarafta sadece Müslümanlar kaldı kurtuldu. Öbür tarafta Nuh kavmi yok oldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu yok oldu. Hanımı yok oldu. Fakat baba merhameti dedi ki ya Rabbi benim bu oğlum benim ehlimdendi. Benim neslimdendi. Şimdi ne olacak? E sen de hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin. Allah dedi ki o oğlun Müslüman olmamak Müslüman olmamasıyla birlikte şunu değerlendireceğiz ki diyordu Rabbim o senin ehlin değil. Yani ehil, velayet, dostluk Müslümanca bir hayatın içinde gerçekleşecekti. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da olsa Nuh Aleyhisselam'la birlikte değildi. O diğer kafirler gibi cezasını çekecekti. Bu konuda benden bir şey isteme dedi Rabbim. Hemen Nuh Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi bir daha senden böyle bir şey istemiyorum. Beni bağışla, beni merhamet et ya dese ben de zarara uğrayanlardan olurum. Cudi Dağı'nda gemi durdu, sular çekildi. Nuh aleyhisselam ve Müslümanlara dedi ki Rabbim, İhbit bit bi selamin minna ve berekatin aleyke ve ala ümemin min Buyurun selametle dünyaya inin. Daha önce Adem, atamız Adem'le anamız Havva da cennetten yeryüzüne inmişlerdi. Şimdi Cudi Dağı'ndan yeryüzüne iniyoruz. Selametle inin. Sana bereketler, seninle beraber olan ümmetlere de bereketler var dedi Rabbim. Ama Müslüman olmayanlar yine cezalandırılacak. Nuh Aleyhisselam'ın kabri Cizre'de. Dicle Irmağı Cizre'nin hemen içinden geçer, ortasından geçer. E, Cizre'nin işte Dicle kenarında karşınızda Cudi Dağı'nı görebilirsiniz uzaklarda. Yanı başınızda Nuh Aleyhisselam'ı düşünebilirsiniz. Ve Cennet Irmağı denilen Dicle'de hemen gözünüzün önünde ya da yanı başınızda akıp giderken kendinizi Kur'an'ın ayetlerine verirseniz bir 5-6 bin yıl öncesine gidersiniz. Nuh Aleyhisselam'ı orada yaşarsınız. Ve ilk atalarımızın Hazreti Adem ve Havva'dan sonra ilk dedelerimizin, nenelerimizin hemen orada bir kent, bir şehir tuttuğunu da düşünürsünüz. Ve bir cennet tırmağı bal akıyor biliyorsunuz. Nil yok yani Nil bal, Fırat şarap, Dicle Dicle süt ve Seyhan ırmağı da su ırmağı diye efendimizden rivayetler var. Şüphesiz bunlar cennet ırmaklarıdır diye de rivayetler var. Nasıl olduğu konusunda bilgimiz yok ama e, biz ayetler ve hadislerle e, ruh dünyamızı geliştiriyoruz ve Cizre'de Dicle kenarında Cudi Dağı'nı şöyle seyrederken bir 5-6 bin yıl öncesi en doğru bilgilere ulaşıyoruz Allah'ın izniyle. Ve bu hayatı Rabbimiz Teala ey Nuh, bizden bir selametle in sana ve seninle birlikte olan tüm ümmetlere bereketler diyordu Rabbimiz Teala. Gerçekten Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak Aleyhisselamlar, Musa, İsa Aleyhisselamlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar kıyamete kadar Nuh Aleyhisselam'ı peygamber kabul eden tüm Müslümanlara Allahu Teala yeryüzünde bereketler ve selamet lütfederken ahirette onlara cennet vaat ediyordu. Ama öbür tarafta yine bir takım toplumlar var, ümmetler var. Onlara da imkan var, onlara da mühlet var, onlara da ömür var. Ama onlar tercihlerini peygamberlerden yana yapmadıklarından dolayı acıklı bir azap dünyada ve takip edecek ve ahirette ise cehennem. İşte Hz. Adem'le başladığımız bir dünya hayatında ilk dönemi atlattık. Şit, İdris, Aleyhisselam dönemleri tek bir ümmet. İkinci döneme geldik. Müslüman bir çizginin yanında kafir bir çizgi oluştu. Kafir çizgide kimler var? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi var. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı var. Ve Nuh Aleyhisselam'ın oğlu var. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun bu çizgide olduğunu Hud suresinde öğrendik. Nuh Aleyhisselam'ın hanımının bu çizgide olduğunu da tahrim suresinde okuyacağız. Sure şu, Allah kafirler için Nuh'un hanımını ve Lut'un hanımını örnek verdi. Daraballahu metelen lillezine keferum ra'ete Nuh'in ve ra'ete Lut. Her ikisi de bir peygamber hanımıydı ama Müslüman olmadılar ve Allahu Teala'ya isyan ettiler. Peygamber hanımı olmaları onları kurtarmadı. Onlara da denildi ki siz de buyurun girenlerle birlikte cehenneme girin. Tekrar ediyorum. Dünya tarihi, beşeriyetin tarihi, insanlığın tarihi, İslam tarihi, peygamberler tarihi, Hazreti Adem'le başladı. Ee, karşısında iblis var ama kafir bir insan değil. O cinlerden bir kafir. Ee, Adem, insanlığın İslam yanının başlangıç noktası. İblis cinlerin ve insanların kafirlerinin başlangıcı. Adem'den sonra Şit aleyhisselam, Habil var, İdris aleyhisselam var ve Nuh aleyhisselam var. Ve Nuh aleyhisselamın oğulları var ve Müslümanlar var. Burada ise İblis'ten sonra Kabile burada mı seç, tutalım? Burada mı bilemiyorum. Yani Müslüman mıydı Kabil? Sonra Müslüman mı öldü yoksa kafir mi öldü bilmiyoruz. Gerçi Efendimiz her katilin günahından ona da bir sevim gidecek diyor ama burada sonunda Müslümanlığı var mı bilmiyoruz. Kur'an bize bu konuda bir şey söylemiyor. Efendimiz'den de bir şey bilmiyoruz ya da ben şimdiye kadar öğrenemedim. Burada Nuh kavmi var kafir. Suyla helak oldular. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu var. Kur'an'da öğrendik. Hud suresinde Nuh Aleyhisselam'ın hanımı var. Yine Kur'an'dan öğrendik. Tahrim suresinde ve çizgi devam ediyor. Müslüman çizgi ve kafir çizgi devam ediyor ve tarihi sırada tarihi sırada insanlık tarihinin ilk döneminde, ilk çağlarında Sıra Hut Aleyhisselam'da ve bizim yolculuğumuz bu sefer Mekke'nin güney doğusuna olacak. Yemen'in doğusu biliyorsunuz Mekke'nin güneyi Yemen, Yemen'in doğusu Ahkab bölgesi. Biz oraya gideceğiz. Orada Hut Aleyhisselam'ı ve kavmi olan Ad kavmini seyredeceğiz. Acaba aralarındaki kavga nasıl gelişti? Onların düşünceleri, inançları neydi? Hud Aleyhisselam onları İslam'a nasıl davet etti? İnşallah yine Kur'an'daki yolculuğumuzla, Kur'an'daki bilgilenmemizle, Efendimiz'den aldığımız, Peygamberimiz'den bize gelen bilgilerle tarihi sırada, peygamberler sırasında Hud Aleyhisselam'ı öğrenmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Hamt alemlərin Rabbi olan Allah'a ettir və elhamdülillahi rəbbil alemin.